Evet sevgili dostlar, kısa bir mola verdik ve tekrar huzurlarınızdayız. Vahyin penceresinden bugün eğitim meselesine, talim ve terbiye meselesine bakıyoruz. Örgün eğitimi biraz mercek altına almış durumdayız. İmkanlarımızı konuşuyoruz. Kur'an'ın perspektifinden imkanlarımız nelerdir diye sorduğumuzda en başta Allah bir imkandır diye hocamız vasfetti, izah etti. Ardından Kur'an bir imkandır. Efendim Hazreti Peygamber bir imkandır. Müminler ve o müminlerin de reisleri olan ulema bir imkandır diye konuştuk. Ve ardından da çağın imkanlarını iyi okumak lazım. Çünkü zamanın da kendine göre hükümleri var. Zamanın kendi içinde gelip dayandığı bazı noktalar var. Onlar da bazı açılımlar bize sürekli sunuyor. Bunları okumaktan uzak kalırsak bu imkanı da elden kaçırmış oluruz diye bir özet yapabilirim tahmin ediyorum. Şimdi sevgili hocam ikinci kısımda ilkelerimizi konuşmayı arzu ediyorum. Yani Kur'an'ın perspektifinden talim ve terbiyeye baktığımızda ben biraz eğitim kelimesine alerjikim biliyorsunuz. Dolayısıyla talim terbiye diye böyle söyleyip ben duruyorum. Haddimi aşarak affedin beni. Efendim. Dolayısıyla Kur'an'ın çerçevesinden baktığımızda ilkelerimizi nasıl bu imkanların üzerine bina edebiliriz? Kur'an merkezli bir talim ve terbiyenin ilkeleri neler olmalı meselesinde? Esasen efendim 17-18 maddelik bir ilkeler bütünü çıkarmıştı fakir. Evet. Daha önce de bunu bir makale olarak serdetmişti. Müsaade eder misiniz arz edeyim? Estağfurullah. Müsaade efendim. Olursa eğer. Çünkü izleyicilerimizden de bunu merak edenler olabilir. Buyurun. Ben çok kıymetli bulduğum için böyle kemali hahişle arz etmek istiyorum. Efendim Kur'an-ı Hayat dergimizin hayatın inşası için Ocak-Şubat 2009 5. sayısı Kur'an Rabbani Terbiyenin Müfredatı başlığıyla verilmiş. Burada Mustafa Hocam'ın çok kıymetli bir makalesi var. Mevcut eğitimin temel yanlışları neler üzerine bina edildi o esasları ve bunun karşısında Kur'ani bir talim terbiye usulünün ilkeleri, temelleri aslında çok 17-18 madde değil mi hocam? Özetleniyor. Lütfen buna bir bakınız. Sizin için de bazı perspektifler kazandıracak kanaatindeyim. Eyvallah. Evet buyurun. İnşallah yani onları eğer sualler çerçevesinde öyle bir sual geldiğinde izah edeyim. Eyvallah. Biz oraya bırakalım suallere, kızlarımızın suallerine. Evet. Ama efendim burada çok özet olarak, çok uzatmadan öncelikle böyle bir talim ve terbiyenin merkezinde Kur'an olmalı dedik ya. Evet. Mushaftan Kur'an'a bir geçiş. Olmalı. Eğitim olmalı. Talim ve terbiye olmalı. Yani tamam merkezinde Kur'an var da Kur'an'dan ne anlıyorsunuz? Evet. Mushafı mı yoksa Mushafı ondaki mı anlıyorsunuz? Kıraat yani, edileni mi? Eyvallah. Yani mushafı anlıyorsanız o zaman efendim tilavet merkezli bir eğitim. Kur'an'ı anlıyorsanız kıraat merkezli bir eğitim. Yani birincisi ezbere dayalı bir eğitim. Elfazın tekrarına dayalı, anlamaya dayalı. İkincisi anlamaya. Birincisi lafza dayalı, ikincisi manaya dayalı. Bunlar farklı şeyler. Evet. Onun için mushaftan Kur'an'a, tilavetten kıraate, lafızdan manaya, tecvitten tertile. Çok güzel. Evet. Bu eğitimin temel ilkesi Allah'ın izniyle bu. Yani Akilam'da vermeye çalıştığımız eğitimin ki Akilam bu eğitim zincirimizin bir halkasını oluşturuyor. Akilam'ın öncesinde Kur'an okulumuz var. Medine Kur'an okulu. İnşallah Kur'an okullarımız olacak Allah nasip ederse. İnşallah. Onun öncesinde Cıvıltı kulübümüz var, kulüp çalışmamız. Yine 4 yıllık bir çalışma. Onun ikisinin arasında Umut Gençliği çalışmamız var. Yani hayatı kapsayan bir eğitim modeli bu. Dolayısıyla birbirinin devamı, bir nehir gibi. O nedenle akademi çalışmamızda mushaftan Kur'an'a bir takip yapıyoruz. Lafızdan manaya,
tecvitten tertile ve tilavetten kıraate bir hedef gözetiyoruz. Bu çok önemli. Yani klasik manada bir efendim mushaf merkezli bir eğitim değil, talim ve terbiye değil. Kur'an merkezli. Bu çok önemli. Mana merkezli. Eyvallah. Anlam merkezli. İkincisi, taklide dayalı değil, tahkike dayalı bir eğitim. Yani eğitimde gerek hedefimiz, gerek müfredat hazırlığı sırasında gözettiğimiz ilkeler, gerek öğretmenlerimizden istediğimiz performans, muallimlerimizden bu oluyor. Yani çocukları taklitçi değil, tahkikçi yetiştirme amacınız olsun. Onun için de biz de nasıl sualinden daha fazla niçin sorusunun sorulmasını isteriz. Çok güzel. Efendim, biz niçin sorusunu önemseriz. Niçin sorusunu soran talebeyi nasıl sorusunu soran talebenin önüne alırız. Ve karşımızdaki zihnin önce niçin sorusunu sormasını isteriz. Anlatabiliyor muyum? Ve biz de kendimizi niçinlere cevap verecek şekilde yetiştirmeye çalışırız. Talebemizin de öyle olmasını isteriz. Bu çok önemlidir. Taklitten bu ümmet çok çekti. Yüzyılları taklide kurban verdi. Taklit tanrısına hatta. Efendim. O kadar ilahlaştırılacak aynen kadar. Aynen öyle. Aynen öyle. Abartılmış. Ve maalesef efendim taklitten geriye hiçbir şey kalmadı. Birin önünde sıfır gibi. Birin önünde bin tane sıfır, sıfırdır. Yerini bilmiyor çünkü. Evet. Dolayısıyla değer katmıyor, değer almıyor. Değer katmıyor, değer almıyor. Taklit değil, tahkiktir eğitimde esas olan. Maalesef sadece İslami içerikli eğitimlerin mi problemi bu? Hayır. Hayır, hayır. Genel. Hayır, hayır. Genel. Eğitimin genel problemi bu. Eğitim birbirini taklit ediyor. Evet. Mesela hocam size hani sadece bir katkı olsun diye. Aslında talimin de terbiyenin de ya da işte tırnak içinde eğitimin de esas amacı hür düşünmeyi öğretmesi lazım. Eyvallah. Hür tefekkür öğretme, aynen. Muhakeme, mukayese, aynen. Derinlemesine analiz, analitik düşünme. İkincisi yetenekleri geliştirmesi lazım. Aynen. Ama mevcut sistem... Kabiliyetleri. Evet, kabiliyetleri. Bir, hür düşünceyi öldürmek üzerine programlanmış. İki, yetenek katili. Ya. Yani insanların yeteneklerini kendi içinde boğup, kendi aynen. Kanında adeta öldürmek gibi bir katliama aynen. Maruz aynen. Bırakıyor. Maalesef. Bu da iki değer gibi geliyor bana. Doğru, bu, doğru. Mevcut anlayış. Bu başlığın altında ele alınabilir gibi. Üçüncüsü, bireyi değil şahsiyeti önceleyen bir eğitim olmalı. Hmm. İlke olarak hmm. Üçüncü. Bireyi değil şahsiyeti. Aynen öyle. Yani bugünün en büyük hastalığı bireycilik. Hmm. Yani dün efendim ferdi topluma yediren bir geleneksel anlayış vardı. Bugünse bireyciliği, individualizmi kutlaştıran, yani bireyin kendisini öne çıkarıp ve her türlü değerden azade, bağımsız, nefsi, egoyu, efendim içgüdüleri, arzuyu tanrılaştıran, hevayı ilahlaştıran bir bireycilik moda şimdi. Evet. Gemisini kurtaran kaptan, gerisi ölsün. Ama şahsiyet evet. Yok. Yok, şahsiyet yok. Bir... Yani tüketen, her şeyi tüketen, asla üretmeyen, başarıya odaklı ama emeğe odaklı değil. Hmm. Efendim, sonuca odaklı... Sürece odaklı değil. Sürece odaklı değil. Alın terine efendim hiç değer vermeyen, sadece ve sadece gözü dalda olan, meyvede olan efendim bir tip. Birey böyle bir tip. Bireycilik böyle bir tiptir. Evet. Böyle bir hesap yapılıyor. Bunun yerine şahsiyeti koyan, dengeli bir şahsiyeti. Hem efendim ferdin hukukunu savunurken toplumun hukukunu çiğnemeyen, toplumun hukukunu gözetirken şahsiyeti yedirmeyen, evet. Ezmeyen. Yani insanın, her bir insanın Allah'ın özel bir emeği olduğunu ve her bir insanın orijinal bir varlık olduğunu, hiçbir insanın bir diyeninin yerini tutmayan çok özel bir varlık olduğunu bilip her insandaki önce o yetenekleri keşfeden ve ondan sonra da onu inkişaf ettiren. Evet. Anlatabiliyor muyum? Önce keşf,
sonra inkişaf ettiren, inkişaf ettirdiği bu yetenek, Allah'ın kendisine açtığı bu krediyi, bu kabiliyeti, bu yeteneği de başkalarıyla paylaşmaktan çekinmeyen, onu bezleden, onu tasadduk eden, onu infak eden ve böylece çoğaltan bir şahsiyet. Şahsiyet merkezli bir eğitim, ilkelerimiz. Dördüncüsü, rivayetin otoritesi yerine hakikatin otoritesini el üstünde tutan bir talim ve terbiye. El hakkı yalu. Ve la yuvala aleyh. Hakka galip gelinmez. Hak galiptir. Onun için her şeyden önce hakikati sevecek. Hakikati sevecek, hatta kendi tezini savunurken eğer kendisinin haksız çıkması pahasına doğru ortaya çıkacaksa, onu isteyen, haksız çıkması pahasına doğrunun ortaya çıkması için canını verecek kadar hakikati sevecek. Ve hakikat ortaya çıkınca kendisi haksız çıksa dahi buna sevinecek bir. Evet, çünkü yeni bir şey öğrendim. Hakka dair bir şey görmüş oldum. Aynen öyle. Ne kadar güzel. Ben yanlış biliyormuşum. Ya, ne güzel. Doğrusunu öğrendim. Dolayısıyla işte tevazuyu öğreten, aynen, erdemi öğreten, aynen, hilmi öğreten, aynen, şefkati öğreten bir sistem bu. Aynen. Yani bir insan nefsinin rahmına hakka razı olabiliyorsa bu çok, aynen, büyük bir erdemdir. Bir terbiyedir yani. Aynen öyle. Terbiyedir. Yani zaten öbür türlüsü insanı büyütmüyor. Yani orada ön yargılarınızı doğrulatıyorsunuz. Evet. Ön yargılarınızı doğrulatmak ilim midir Allah aşkına? Ön yargılarını doğrulatmak için insan öğrenmesine gerek yok ki. Bir şey öğrenmiş de değil aslında. Ön yargılarını doğrulatıyorsan eğer bir şey öğrenmedin ki sen. Mevcudu sadece tasdik ediyorsun. Tabii tasdik ettiriyorsun. Yeni bir şey ilave etmiyorsun. Aynen öyle. Aynen öyle. Ön yargını doğrulatmak, tasdik ettirmek için efendim şeye gidiyorsun, notere gidiyorsun efendim. Bu mu yani? Bu ilim değil ki. Dolayısıyla rivayetin otoritesi yerine hakikatin otoritesini. Yani bugüne kadar maalesef işte rivayetin otoritesine bu ümmet teslim oldu. Teslim olunca rivayetin otoritesini gören sahtekarlar fabrikatörlüğe başladılar. Rivayet üretim merkezleri kurdular. Bu kadar efendim uydurmanın nasıl girdiğini zannediyorsunuz hadis ilmine? Bu otoritenin yani, ne kadar iş gördüğü anlaşılıyor. Efendimizden yola çıkan 4000 ila 6300, 6400 hadisin nasıl 1 milyon 200'e 1,5 milyona geldiğini zannediyorsunuz? Tabii ki bunlar da versiyonlar, farklı lafızlar, farklı efendim şeyler, şunlar bunlar bir tarafa ama bu ırmağın içindeki bu kadar çerçöp, bu kadar uydurma, bu kadar zaaf, bu kadar zayıf, bu kadar efendim Allah ve Resulünün çizgisiyle irtibatı olmayan, Allah kelamıyla taban tabana zıt düşen bu kadar şey nasıl girdi bu ırmağın rivayet içine? Nasıl girdi? Rivayetin otoritesine sığındılar. Yani rivayetin otoritesini istismar ettiler. Çünkü gale deyince milletin böyle hemen el pençe dili tutulduğunu görünce burada biz bunu kullanabiliriz dediler. Aynen öyle. Gücü keşfettiler. O zaman efendim gale ya gulü devam et. Devam. Evet. Eyvallah. Şeyde ve eğitimde de Nasara Yensuru devam. Evet, doğrudur. Ondan sonra. Onun için ilkelerimizin dördüncüsü bu. Beşincisi ise ekserun nas yerine ulul elbabı hedefleyen bir talim ve terbiye. Yani Furkan akla sahip olan bir talim ve terbiye. Özü bulmaya çalışan değil mi? Eyvallah. Ekserun nas, insanların çoğu. İnsanların çoğu. Yani ekserun nasi la ya'kilun. İnsanların çoğu akletmez diyor Kur'an. Ekserun nasi la yu'minun. İnsanların çoğu iman etmez. Ekserun nasi la yeşkurun. İnsanların çoğu şükretmez. Ya. Hep bunun olumsuz. Eyvallah, olumsuz. Olumsuz. Bunun karşısında ulul elbab var. Ulul elbab. Yani özü yakalayan. Yüreğine sahip çıkan, işin ruhunu eline alan, işin özüne bakan, işin ruhuna bakan, evet, efendim, ölü bilgiyi taşımayan, ataların ocağındaki külü değil közü taşıyan, efendim. İtibarı böyle anlamamız belki değil mi hocam? Hakikati daha rivayetin önüne koyan, efendim, dirayeti rivayetin önüne koyan, emeği faizin önüne koyan, bilgi faizinin önüne koyan. Efendim,
İşte böyle bir eğitim ve talim ve terbiye modeli ki ben buna Furkan modeli.